Ne yapacağımız göz. Büyük bir dil diyor. Hırcı. Göz. Dört neyiz? İki on üç. Artı sıfır. Sakin baba. Balık kuru. İnşallah böyle balık al. Yedi bu kagaz oldu abi. Spor olsun. Spor olsun. Spor olsun. Açtık buralara gel. Evet. Evet. Güzel. Evet. Şimdi de ufak bir yedi. Kıpırdan mı aldın? Hocam ufma. Bak mantar bekledi. Kırma atıyor, kırma atıyor. Ben de fark ediyorum. 45 metre, 44 metre. Pek kalite etmiyorum. Madi kuyruk atı gibi. Kuyruk atıyor, bir de karar gidiyor zaten. Kötü tavır olursa, bacan. Bak, şey gidiyor. Metremiz burada. Bir tane şunu 5 santim. Kız için o tavuk yok, küçük bir karar gidiyor. Onu salacağım ben. Salıyorum. Salacağım tavuk. 17 santim olsa bile şu anda. İnceden. Bunlardan çok kaçan bir şey gözde mesela. Gözde mesela çok kalıyor, çok kabuk. Bir üst kapıyor. Boyu tuttu. Yapça. Gide 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 şey yapma. Bak. Ne diyor? Afla veda. Bu mekte saldıracağım. Bu mekte saldıracağım. Bu mekte saldıracağım. Sırındaki yüz siyah bir nokta var. Onundaki üçlüken çok tehlikeli. Onun için onu etkilemeyeceğiz. Nasıl? Bir kaç sağlık kendi kendine çıkmasın acaba. Altın olduğu için bir yaparım. Aşma yapar gider. Öbür uğraşmamız gerekir. Yalnız bir şey öldürmen gidecek bu tehlikelerini hiç yatırmayacağız kendimizi. Tamam. İyi vurdu. Şöyle şu tabi balık iyi vurdu. Yukarı çıktık hafif bir yana. 40 metre. Bu kadar yapıyor. Böyle sonra hafif bir yana. Anladı. Dönerek ya bu. Tamam baş. Bir spor. Evet, küçük. 2 lira kadar. Hemen yavaş kenardan sılıyoruz gibi. Onun tavan rapının tak yer bulunca süt oluyor. Bir tane de görme takip ediyor bana. Madal gibi. Hemen ben geldim. Ağzıcam diye teklem oldu be. Teklem oldu. Yine gitti mercanlarına gitti. Bulunca geldik şimdi. İspor'a kaçtı. O dedi. İspor yakana geldi. Hiç olsa ben yemin çeksi yanımızda oynuyoruz. Bakın hocam. Oh. 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 İyi bu da ispatla. Olsun bak. Peki arkadan vardırız. Şimdi belli olmuş. Bu da müzik yemez. Gel ispatla. İspatla bu kadar. Belli oldu. Bu ispatla ne teyit ya. Eşe ne tıpkı ya. Ben de peze kaçayım. İyi ya. Bırakın. Ha ispatla kaldı gel. Ha. İspatla.
Tahtadan olsa rıza yani. Keşke bilseydim. İki üçüncü de demedim. Abi hocam şöyle, bütün her şey böyle hocam. Ya koparsan. Olmaz, yavaş yavaş yavaş. Bu ayarı iyi. Koptu gibi. Yok koptu, kopmaz. Koptu. Kopmaz hocam. Bak bak. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Geliyor. Geliyor hocam. Yavaş yavaş. Durmuş. Hocam, içeride bütçemiz falan alırsınız, ne olmaz diye yapalım. Dur yavaş yavaş yavaş. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Allah bak açık. Metan çıkmadı ya, dikmedi. Şey alıyor. Sevgili Yaman TV izleyicileri, Tek Haftası günlüğünde bu hafta değişik bir maceramız olacak. Bu değişik. Hiç aklımdan bir maceraya atacağım. Sakız adına gidiyorum. Hiç düşünmüştüm. Ama bir veç oldu. Geçen gün cenabın yanına gidip biz de Sakız Adası'na gidiyoruz. Önümüzdeki de derken sen gelir misin? Ben de giderim niye ki? Sakız'ında bizim hatalarımız var. Dedemin geldi. Ben daha önce görmedim. Ön görüntü yapayım, ön göreyim. Bir Sakız'ını göreyim. Daha sonra da bu dedemin izleri arayalım dedik. Tabi bu gittiğiyle arayamayacağız çünkü sadece akşam olacağız. Bir yerde yer görme şansı olabilir. Balıklarından belki işte özel yerinden yiyebiliriz. Sakız ağaçlarını görebiliriz. Kız değil, o aklı o geliyor. Bir de bu kadar hikayesi. Karafil hikayesi biliyorsunuz peki. Büyük dedes, babam dedes Aliç. Kız adası bir kızı aşık oldu. Seni. Seniyle evlenemiyorlar. Senin babası vermiyor. Bunlar kaçırıyorlar. Beni kaçtıkları gün sabah sahilde geliyor, buluşuyorlar. Ben seni de gelebilirim. Alo bu şeylerimize. Ben de bu arada rakam uygun bir şey olmaz. Tabii tekrar at tekneye. Kırışka çeke çekmeye geliyorum. Tabii ki tekneye binmeden önce elim alıyor. Kırmızı karanfil diyor. Alıyor bu karanfil diyor. Aklınızı inşaat olarak ömür boyunca üstünde sallıyor. Dedemiz bir zaman gözünde kim aşağı yok. Kaçmış. Bunu da yıllar yıl sonra ben daha doğmadan önce gerçi anlatıyorum. Bir vasit olsun diyor. O günden sonra hocam takıyor, babam takıyor, sırana geldi takıyor. Bunun izlerini bulmaya çalışacağım ama bu işleri bir araştırma yapacağım çünkü çalışma olacak. Bugün de bir ön çalışma yapacağım. Daha sonra belki de bana film hikayesini, elinin narını gör şansım olacak. Çok güzel tel var. Bir bitti. Ama ben bu eski binanın taşlar herhalde bu. Sakız adına özgü taşlar. Özellikle Dimitri anlattı ve dedi gibi en pahalı semtte duymuş gülü dedikleri de bir yer işte gül bahçesi çeşit gül. Biz kendimizi Engin hareketinden geldik sunuyorduk. Evet. Sakız kenarını da gördük akıl sonra. Boy posluk hava ya. Evet. Yolsuz çok kısa sürecek. Boyun 1.70. Boyun 1.75. Engin 2 metre. 2 metre yani. Sakız Engin diye Engin Arı'sı var. Dur ki bunlar nerede? Sakız Engin Arı falan nerede? Çok iniş. Değişik. Evet. Hoş. Hoş. Öyle bu şekilde yenilir. Osmanlı zamanı geçmiş bir şeyler. Evet. 500 dağaçlarına geldik. Evet. Her taraf sakız ağacı. Gördüğünüz gibi.
Şimdi bu sakın ağaçlardan bizler çok farklı. Oradan karabuğda çeşmeleri. Ama bize bu kültür olmadığı için biz sakın ağaçlarını kestik. Hatta bize bu sakın ağaçlarının güzel otun kömürü olduğunu söylerdi. Tabii ki belki de göçenler bize almasa diye mi yaptılar artık bilmiyorum. Bizler de bu ağaçları hep keseceğiz. Şimdi de çeşme ve kara burada. Çeşme ve kapının yararlarında saçlarını canlandırma için faaliyetler başladı. Ekşisi bu konuda çalışmaları var. Bu da bize öyle olacak. Tabii bir ağaçlar boya gelene kadar şey yok. Sakız ağacı 10 sene verilebiliyor. Bir sakız ağacından, yetişmiş bir sakız ağacından 1 kilo civarı ürün alabiliyor. Ve 300 lira 500 lira arasında bir gezi getiriyor sakız ağacı. Büyüdüğümüz orman gibi işte. Bakçı, ağrı ve zeytin ağaçları. Bunları almak zorunda. Gövde anlatacaktı bunu. Evet. Şimdi Anavut'ları yağlamaya başlamışlar. Anavut'ta farklı yöntem izliyormuş. Bunların da asit döküyormuş. Asitinde daha çok sakırıyormuş ha. Bu yöntemin ne kadar sağlıklı olduğunu bilemiyoruz. Ağaca zarar veriyor. Ağaca zarar veriyor. O yüzden soğuma olarak kesinlikle iyileştirmek kişi göçü döker gibi sakırıyor. Şimdi direğe biz zeytine bastık. Hurma da dedik. Hurma dedik. O da bize hurma da. Hurma da. Kalamata zeytin ağrıda oluyormuş. Kalamata zeytin. Ağaçlar küçük ürünü büyütüyor. Büyük ağaçlarda ise gördüğünüz gibi böyle zeytin ağaçları ise ağaçların zinlerin küçük olduğunu söylüyor. Yanlara su. Burada. Hı? Burada. Şimdi su yok. Su ilk üretim ya yeni bir plan diktiğiniz ilk sene ya da iki sene bu ağaçlar. Ondan sonra yağmur yeterli, iklim yeterli. Ona beraber büyüyorlar. Yağmurlanca dibinde sursun diye bir çukurlanmış. Yok, bu bir dökülen kızları toplamak için bu dibine alalım. Hepsi alalım. Hepsi aynı. Kızlar ne topluyor? Bir yere... Temizlik de gene görecek. Kızlar temiz yere dönüyor. Tabii tek temiz yere dönüyor. İlgi yerdeyiz. Burada şehir merkezine 5 km mesafe. Bu değişik. Üst stili, aslı etili de bir evin yerleri. Değişik. Geometri şekilli üstlerine. Gülük köylerinde sakız köyleri olarak geçiyor. Ortak kale olan yerleşim yerinde o dönemde tır kapılı bir şey olan olmuş. Bütün geometrik şekilde evlerin üzerinde var. Birinin içinde neredeyse tamamında. Türkü böyle kalmış. Kız köylerinde. Şimdi Sakız'ın köyleri, kuzey köyleri, güney köyleri, Sakız bütün yan köyler, Uçuk köyleri daha köyler olarak ayrılmış. Köy Sakız geçimini sayan bir köy. Az önce de gördüğünüz lisenin içi. Şimdi de MES'e geldik. Her yerde izi görmek gün peki Türkler adanın ekonomi pahalı oluyor. Gerçi orta köyü mü? Sokaklar darmış. Şehir bizine de 35 km mesafeymiş. Evet. Bir de limanmış. Limanmış burada bir de. Şey liman diye geç. Her yerde olduğu gibi bu takısı.
ya. Şimdi buraya geldi, aklıma geldi. Baraj noktalar yapıyorum. İçeriye geldi aklıma tabii ki. Evet, okey. Geldi. Sokaklar kadar dardı. Mesela'nın sokakları çok rahat. Her şeyle içeriye gitmişler. Evet. İtalyan ayaklı kızında. Orada manzara farklıydı. Orası bir manzaraydı. Burada manzara. Burada manzara. Gitmeye devam ediyor. Evet. Çok güzel bir yer. Herkes. Başım böyle benim. Tamam. Başım iki. Saat olmuş. Evet. Macedonya. Macedonya. Sen de böyle görürsün. Ne biliyor? Türkçe konuşuyor, Türkçe yok. Evet. Merhaba. İngilizli. İngiliz. Biraz bir Türkçe. Türkçe biliyor. Merhaba. Merhaba. Çok güzel. Alexander. Evet. Tanıdık bir geliyor. Bakın tanıdık bir geliyor. Sen Ataktaş. Tümeli Gazi. Şu an istedim diyorsunuz. Biraz sonra göstereceğim bir kilit var. O kendi içinde hiçbir yer göremeyeceğiniz Rusya getirilip 70 yıl olup güven yapmış. İki baş melek nasıl? Birisi onlarla inç denen yapmış Mihalakis. Öbür Cebrail. Mihalakis ne bakar bak sana aynı bu izi. Ooo abi. Sevgili abi bizden atmış. Atıp gelin. Senin adını da bilir misin? Taksihas. Mihalakis. Kendi diye. Taksihas. Bana meleklik. Ortodoks'ta da heykel deneyi yoktur. Sadece şey vardır. Böyle ima yaparlı resimdir.